Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin, sure-i celillerin muhtevasından hissedermeyi nasip eylesin. Teberrüken üç ihlas bir Fatiha okuyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek pâk ruhu tayyibelerine, ehl-i beytin, eshâb-ı kirâmın, enbiyâ-i zâmın, sâdât-ı kirâmın zâratına, cümle şehitlerimizin ve geçmişlerimizin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selâmetine, bütün İslam dünyanın selâmetine, şerrin şerlerinden muhafazasına, bu niyaz, bu duayı, bir Fatiha-i Şerif, üç ihlas. Errahmanirrahim, mâlikum. Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak okunan Vel-Fecr suresinden muhtevasından nasipler almayı Cenab-ı Hak cümlemize ihsan ikram buyursun. Sûre-i Celîle ilk başta Cenab-ı Hak'ın ilahi azamet ve kudret tecellilerini tefekkür etmemizi istiyor. Nimetlerini tefekkür etmemizi istedi. Kudret akışlarına tefekkür etmemizi arzu ediyor. İkinci fasılda ilahi cezaya müstahak olan kavimlerin durumunu ve onların azgınlıklarının bir kısmı o da. Üçüncüsü insanın bir zaafı, mal ile zaafı, zenginlikle imtihanı, fakirlikle imtihanı, bunlar bildiriliyor. Ondan sonra beşincisi ahiret dehşeti. Nasıl bir ahiret dehşeti olacak? İnsan nasıl bir aciz kalacak? İşte ya leytini, ya leytena, keşke, keşke, keşkeler olacak ama tabii o keşkelerin hiç faydası olmayacak. En sonra da salih kulların durumuna göre merhale alıp itminana ulaşması, yani kalbi hayatını inkişaf etmesi, bu şekilde Cenab-ı Hak'la dost olabilmesi, لَا هَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسِنُونَ onlar korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir. Kimler? Buna itminana ulaşanlar. Aşağı yukarı sohbetimizin muhtevası bu minval üzerine olacak. Sûre-i Celîle Vel-Fecr olarak başlıyor. Yani Vel-Fecr, günün doğduğu zamanı Vel-Fecr. Yani yeni baştan bir hayat başlıyor. İnsana, hayvanata vesaire, insanların uyandığı bir zaman. Demek ki kul düşünecek, Cenab-ı Hak bana ömür takviminden bugün bir yaprak daha açtı. Dün akşam, dün gece dünyada olanlar vardı, bugün onlar dünyada yok. Demek ki ben bugünü ben nasıl dolduracağım, nasıl Cenab-ı Hakk'a güzel bir kul olabileceğim? Bunun bir muhasebesiyle güne başlayabilmek. Tabii akşam da bunun bir muhasebesini yapabilmek. Ne kadar kendim için, ne kadar Allah rızası için gayretim olacak. İkinci fasılda gelen ayetler Ad kavmi, Semud kavmi, Firavun kavmi bunların Allah'ın verdiği nimetlere karşı nasıl azgınlık ettiler? Yani nimetlere bir teşekkür yerine azgınlık ettiler. Üçüncü fasılda kulun mal ile imtihanı nefsani hale mağlupsa bunun kendi lehine olarak görür zenginliği. Fakirliği de kendi aleyhine olarak görür. Onun izahı var. Ondan sonra diğer bir fasıl, kulun zaafları var. Nelere zaafı var kulun? En çok. Cenab-ı Hak onu bildiriyor. Sonra bir esas-ı bahs-ı bâdel mevt, bir ahiret dehşeti. Ahirette nasıl bir dehşeti? Nasıl pişmanlık? Ondan sonra kulun durumuna göre nefs-i emmâreden başlıyor. Emmâre, levvâme, mülheme, mutmainne. Bunu kulun kalben merhaleleri kat etmesinin bir zorluğu olduğu bildiriliyor. Sohbetimize başlarken Vel-Fecr'i canlıların uyandığı zamanı andol yemin ediyor Cenab-ı Hak. Yani günün başladığı an Cenab-ı Hak bize her fecir ömür takvimine yeni bir sayfa daha lütfediyor. Acaba bizler bugün sayfamızı nasıl dolduracağız? Yani bu şuurla uyanabilmek. Hiç kimse de ömür takviminden kaç yaprak kaldığını bilmiyor. Zira ömür senedinin son günde meçhul, yarın yapalım diyenler helak oldu buyuruluyor. Dünya üzerinde bugünün sabahına uyanmayan çok kimseler var. Onlar ahirete irtihal ettiler. Artık son yolculuk, geriye dönüş de yok. Gayrı kabil rucu. Rabbimiz cümleyi lütfettiği bu ömrün bereketini ihsan buyursun. Her günümüz bu vesileyle hamd, şükür, zikirle Rabbimize yakınlık kazanacağımız bir gün olsun.
Yine her günümüz muhtacın ihtiyacını gidermek, ilahi rızaya nail olabileceğimiz bir kazanç günü olsun inşallah. Bunun için de iki hususa çok dikkat etmek lazım. Kalbi tekamül etmek için tazimle emrillah. Yani Kur'an ve sünnet muhtevasında yaşanan bir takva hayatı. Takva hayatı nedir? Nefsani arzuları bertaraf etme, Cenab-ı Hakk'ın fıtrata verdiği ruhani istidatları inkişaf ettirme. Ve hümmeküm eyne mahkûntüm. Nereye gitseniz Allah sizinle beraber, kul ilahi kameranın altında olduğunu, her anının tespit edildiğini, bunun kalpte idrak ve şuur haline gelebilmesi. Demek ki günümüz tazimle emrillah birinci fasılda. İkinci fasılda şefkat alâ halkillah. Yani Allah'ın bütün mahlukatına şefkat ve merhamet gösterebilmek. Çünkü bu çok mühim. Cenab-ı Hak en çok Kur'an-ı Kerim'de esma olarak Rahman ve Rahim esmasını zikrediyor. Demek ki bir kul merhametli olacak. Vicdan sahibi olacak. Merhamet sahibi olan insanlığını tescil ettirecek. İnsanlığın tespit etmesi, bu da merhametli oluyor. Nasıl merhamet? Âm ve şâmil, Allah'ın bütün mahlukatına merhamet. Yine her günümüz, mahzun günleri huzura kavuşturabileceğimiz, böylece Allah ve Resulü'nü hoşnut edeceğimiz bir gün olsun inşallah. Bilhassa günümüze hidayete vesile olabilmek, günümüz için çok mühim. Mühim olan, mümin, muhtaç kardeşini elinden tutan kişidir. Yani kardeşinin kendi zimmetli olduğunu bilen kimsedir. Hayatında bu hissiyatla yaşar. Rabbimiz As suresinde zamana yemin ediyor. Zamana dikkatimi çekiyor. Çünkü zaman çok mühim. Zaman ahiret saadete nail olabilmenin en kıymetli bir sermaye. Ziya Paşa'nın güzel bir mısrağı var. Dehrinde safa var acaba simi üzerinde insan bırakır hepsini hine seferinde. Yani şu fani cihanın gümüş, altın, sair metallarından esen hiçbirinde safa yok. Çünkü insan ebedi âleme yolculuğu esnasında yani son nefesinde bunların hepsini geride bırakır, tek başına sefere çıkar. Tam bir gurbet yolculuğu. Vel asr buyuruyor. Zamanı yemin ol innel insan lefî husr. İnsan hüsrandadır, zarardadır, ziyandadır. Bir insan isterse Nuh aleyhisselam kadar 1000 sene ömrü olsun. Yusuf aleyhisselam kadar cemal sahibi olsun. Süleyman aleyhisselam kadar servet sahibi olsun. Fakat gafilse, gafilane yaşıyorsa, yani faniliğini idrak içinde değilse, innel insan lefî husr, insan hüsrandadır, zarardadır, ziyandadır. Darb-ı meselde güzel bir ifade vardır. Güzelliğine güvenme. Simandaki birkaç sivilce ona yeter. Çirkinleştirmeye. Onuna da güvenme, bir kıvılcım ona yeter. Geçen zamanı geri getirmek mümkün değil. Dolayısıyla en kötü israf, zamanın israfı oluyor. Fatır suresinde Cenab-ı Hak 37. ayette ahiretten bir manzara bildiriyor. Cehennemdekiler diyorlar ki, ya Rabbi bizi çıkar. Çıkar, yaptığımız o yanlış işlerin yerine şimdi düzgün işler yapalım. Amel-i sâlihler işleyelim. Cenâb-ı Hak burada iki tane soru soruyor ayet-i kerimede. Düşünecek kimsenin düşünceye kadar bir zaman vermedik mi? Bir ömür vermedik mi? Her şeyi düşünüyoruz. Neyi arzu ettiğimiz, onun gayesi istikametindeyiz. Peki, hayat var. Hayat olduğuna göre ölüm olması lazım, neticesi olması lazım. Hayat varsa ölüm niye? Bu geliş gidişin akışı nereye? Demek ki Cenâb-ı Hak düşünecek kadar bir zaman vermedik mi? İkincisi, bir uyarıcı, bir ikazcı, bir peygamber gelmedi mi? Tabii azabı tadın buyuruyor. Zalimin yardımcısı yoktur Cenâb-ı Hak buyuruyor. Yani telafi de yok, bitti artık her şey âyân halinde. Mü'min Sûresi'nde de Cenâb-ı Hak, kurtuluşa erenlerin bir vasfı da onlar boş ve yararsız şeyden yüz çevirirler. Yani ömürlerini ziyan etmezler, nefeslerini ziyan etmezler. Mevlana Hazretleri de güzel bir nükteli bir ifadesi var. İnsan diyor sözün maskarası olmayacak diyor. Yani boş laflarla, affedersin gevezelikle ömrünü ziyan etmeyecek. Efendimiz buyuruyor, iki nimet var. İnsanın çoğu bunu bilmezler. Kullanmayı bilmezler. Biri sıhhat. Ancak sıhhat gidince farkına varır. İkincisi boş vakit.
Hatta insan bu ızdırabı duyduğu zaman fark ediyor. Kanuni Sultan Süleyman bütün dünya saltanatına malikti. Onun güzel bir mısrağı var. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes saat gibi. Tabi Efendimizin muhtelif ikazları var. Beş şeye gelmeden beş şeye ganimet bilin. Malum bildiğimiz çok zikredilen hadis-i şerif. Velhâsıl zamanın boşa harcamamız en büyük bir nedamet sebebi. Yine Cenâb-ı Ayet-i Kerîme de Münâfıkın Sûresi'nde herhangi birine ölüm gelip de Rabbim bizi yakın bir süreye kadar geciktirsen, hepimizin başından gelecek bu. O ölüm anı, dünyaya perdeler yavaş yavaş kalkacak, perdeler açılacak. O zaman kul büyük bir pişmanlık. Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip, sadaka her şey. Bütün iyilikler sadakadır. En başta hidayet. Hidayet, hidayete gayret sadakadır. Demin önce size verdiğimiz rızıklarını Allah yolunda harcayın. Efendim bu ayet indiği zaman, Münafık'ın 10. ayet, salih kimseler, Allah dostları bile pişmanlık içinde vefat edecekler, keşke davetiye gitseydik diye. Ama bitti. Gayri kabili rücu, geriye dönüş yok. Onun için Efendimiz buyuruyor, ölüp de pişmanlık duymayacak hiçbir kimse yoktur. O pişmanlık nedir ya Resulullah diye soruldu. Efendimiz şu cevap verdi, ölen muhsin bir kişi ise, yani Allah'ın salih bir kulu ise, bu halini daha fazla arttırmamış olduğuna, şayet diğer taraftan mücrim bir kişi ise, kötülükten vazgeçen halini ıslah etmediği için pişman olarak gidecek. Yani genel olarak pişmanlık. Ki burada hatta peygamberlere dair bir hesap var. Ayet-i Kerime'de peygamber gönderdiğimiz toplumları da. Yani biz en büyük peygambere biz nail olduk. Biz de Resulullah Efendimiz'in haliyle hallenmeye mecburuz. Peygamber gönderdiğimiz toplumları da gönderdiğimiz peygamberleri de hesaba çekeceğiz. Onun için Efendimiz veda haccının sonunda 3 sefer tebliğ ettim mi? Duymayan var mı? Etmeyen var mı? 3 sefer tekrar elini kaldırıp şahit ol ya Rabbi buyuruyor. Yani bir mümin hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak. Çünkü dersimiz bu. Dersimiz liyabudun liyafun Allah'a kul olmak. Allah'ı kalpte tanıyabilmek. Cenab-ı Hak yeryüzünde Hakk'ın şahidi olmamızı arzu ediyor. Yani nasıl peygamberler Hakk'ın tebliğcisi, bir kâmil mü'minde Hakk'ın tebliğcisi olacak. Ayette şöyle buyuruyor, Bakara 143, işte böyle sizin insanlığa şahit olma. Neyin şahit? Allah'ın dininin şahit olması. Nasıl şahit olacaksın? Yaşayarak şahit olacaksın. Rasûl dese şahit olması için muhtedil, hayırhah, istidatlı bir ümmet olarak kıldık buyuruyor. Dolayısıyla bizler de ömür takvimimizin bütün sayfalarını amel-i sâlihle doldurmanın gayretinde olmanın heyecanı içinde olacağız. Efendimiz boş vakit olmadı mümini istemezdi. Çünkü boş vakit ziyanlık. Onu sık sık sorardı. Bugün bir yetim başı okşadınız mı? Bugün bir aç doyurdunuz mu? Bugün bir hasta ziyaretinde bulundunuz mu? Bugün bir cenaze teşhinde bulundunuz mu? Bir dertlinin derdini hallettiniz mi? Bir kimsenin hidayetine vesile oldunuz mu? Yani günümüzü Allah rızası hoşnutluğunu kazanabilmek güzel ameller süsleyebiliyor muyuz? Mesela bugün bir evladımıza, aile efradımıza onları ne telkin ettik bugün? Sabah namazını kaldırdık mı? Allah'ın bir emin tebliğ ettik mi? Seherlere kalktık mı? Yani seherlerde bir manevi enerji alabildik mi? İnsanın yaptığı her şeyin satır satır yazıldığı amel defterine bugün ben neler yazdırdım? Bunun muhasebesi içinde olabilmek. Hâsibû enfüsüküm kablen tuhâsibû. Hesaba çekilmeden evvel kendinizi muhasebe ediniz buyuruluyor. Çünkü bu yaşadığımız hayatın bir tekrarı, bir telafisi yok. Onun için hep ayette okuduğumuz zaman yâ leytene yâ leytenâlar geliyor. Keşke der, keşke, keşke, keşke. Fakat lâ yenfâ bir faydası yok. Bir kasetimizi dolduruyoruz hayatımızda. Bu kasete kıyamet günü açılacak. İkra kitâbek. Hayatını oku denilecek, kitabını oku denilecek. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Kitabını oku, bunu sana ancak hesap sorucu olan kendi nefsin yeter buyurulacak. Dolayısıyla bir mü'min hiç boş vakti olmamalı. Feyza feravte fen sabbi ilâ rabbike fergab. Cenâb-ı Hak boş kaldın mı hemen diğer bir hayır işe
koş ve yalnız Rabbine yönel buyuruyor. İvasız garesiz hasbetenillah. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Herkes yarına ne hazırladığına baksın. Yarın nedir? İsterse 1000 sene ömrün olsun, kıyamet. Ondan sonra hayat, bitmeyen bir hayat, ebedi bir hayat. Çünkü Allah yaptığını haberdardır. Yarının hazırlığını bugünden yapmak lazım. Bu hazırlığı tehir edenler yarın pişmanlık yaşarlar. Rasûlullah Efendimiz bir defasında Muaz'ın ellerini tuttu. Muaz'a, onu çok severdim Muaz'ı, ona şöyle buyurdu. Allahümme inni alâ zikrike şükrike ve hüsnü ibadetik. Ey Muaz, Allah'a yemin ederim ki ben seni gerçekten seviyorum. Sana her namazın sonunda bu duayı okuman. Allahümme inni alâ zikrike şükrike ve hüsnü ibadetik. Allah'ım seni zikretmek. Demek Cenab-ı bunu isteyecek, unutmayacağız. Neyi görsek Cenab-ı Hak hatırlayacağız. Her şey Allah'ın nimeti. Sana şükretmek, bir teşekkür haline insan olduk, Müslüman olduk, ümmet-i Muhammed olduk. Sana şükretmek, sana güzel kulluk etmekle bana yardım et. Yani Cenab-ı Hak'tan daima bir yardım halinde olacağız ve bu duayı hiç bırakmamanı tavsiye ediyorum buyur Efendimiz. Ondan sonra bir Leyalen Aş, 10 gece. Cenab-ı burada bir nimet. Zilhicce'nin ilk 10 gece, Muharrem'in 10 gece, Ramazan son 10 gecesi vesaire. Bu da Cenab-ı Hak yine kullarının muhabbeti dolayısıyla kullarına bazı günleri ayrı bir tatif etmiş oluyor. Efendimiz bu seherlerde çok emniyet verirdi. Sahabi dediler ki, ey Ayşe annemiz dediler, bana Rasûlullah'ın bir geceyi anlatsana dediler. Nasıl Rasûlullah'ın gecesi? Ayşe validemiz de bir geceyi şöyle anlattı. İşte burada Rasûlullah'ın nezaketi, hassasiyeti, kibarlığı. Ayşe validemiz şöyle buyuruyor, Rasûlullah bir gece yanıma geldi bana, ya Ayşe, izin verirsen geceyi Rabbime ibadetle geçireyim tamamen. Çünkü evde hanımın da hakkı var. Ayşe radıyallahu anh, vallahi seninle beraber olmayı çok severim. Ancak seni sevindiren her şeyi ben daha çok severim. Rasûlullah kalktı, güzelce abdest aldı. Namaza durdu, ağlıyordu. O kadar ağladı ki elbisesi mübarek sakalı, hatta secde ettiği yer bile sırılsıklam ıslandı. O bu haldeyken Bilal sabah namazının ezan okumaya geldi. Efendimiz ağladığını gördü. Ya Resulallah, Allah sizin geçmiş gelecek. Bütün masiyetinizi, günahlarınızı bağışladan niçin ağlıyorsunuz dedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı ya Ayşe buyurdu. Vallahi bu gece bana öyle ayetler nazil oldu ki onları okuyup da üzerine tefekkür etmeyenler yazıklar olsun buyurdu. Sonra ayet-i kerimeyi okumaya başladı. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüz birbiri ardınca gelişinde, akıl sahipleri için Allah'ın varlığını bilinir gösteren kesin deliller vardır. Şimdi demek ki bu göklerin yaratılışı nasıl bir sonsuzluk? Atmosfer, oksijen, azot oranı vesaire hiç değişmiyor. Gece gün takdim tehir yok, bir saniye, bir dakika ileri geri yok. Nasıl ilahi bir azamet tecellisi. Daima bir tefekkür halinde olmamızı. Ondan kâmil mü'minin durumunu ayet-i kerime bildiriyor. Onlar ayak dururlarken, otururlarken, yanlarında yatarlarken her an Allah'ı zikrederler. Nasıl zikredecekler? Göklerin ve yerin yaratılışını derinden de tefekkür ederler. Yani şimdi zikrederler, ya Rabbi, Allah'ım, Subhanallah. Fakat Cenab-ı Hakk'ın azameti ilahisini tefekkür ederler. Çünkü Cenab-ı Hak bu kainatı, bu cihanı tanzim etti. İnsanın endam aynasıdır. Ondan sonra insanı halk etti, dünyaya gönderdi Adem Aleyhisselam'ı. Yani insan için hazırlandı. Daima zerreden küre, mikrodan makroya her şey Cenab-ı Hakk'ın ilahi azamet tecellisi. Bir ağaca bakacaksın, yok kadar bir madenle koca bir ağaç çıkıyor. Senelerce senin için meyveler veriyor. İhtiyaca kadar suyu çekiyor yapraklarını, taşırmıyor. Velhâsıl düşünebildiğimiz kadar düşünelim, demek ki göklerin yerini derinden derine tefekkür ederler. Toprak devamlı besliyor. Devamlı sofralar kuruluyor. İnsanın sofra, hayvanın sofra, nebatatı da yağmurlarla sofra. Bunun neticesinde kul bir vecd içinde, Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın,
Seni tesbih ederiz, bizi cehennem azabından koru derler. Bu ayet indi Rasûlullah Efendimiz'e. Böyle perişan eden bu ayet indi. Yani ki Rasûlullah Efendimiz nasıl bir duygu derinliği oldu ki, Rasûlullah Efendimiz hâli şekli değişti. Ondan ve şefi vel metr, çifte ve teke and olsun. Cenâb-ı Hak tek, zâtının hakikati bilinmez bir meşhur. Varlıkları da muhalefet-i mülâvâ çift olarak yarattı. Madde de öyle, şey de öyle. Artı eksiği akıyor. Elektrik yanıyor. Bulutlar öyle vesaire, her şey çift yaratılış. Yine bu her şey çift yaratıldı. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak yerin bitirdiklerinden, insanın kendi henüz mahiyeti bilmediği şeylerden bütün çiftlerden Allah noksanından uzaktır. Daha bilinmeyen ne kadar çiftler var. Tek yalnız Cenab-ı Hak, ona velleyle izayes her şey karanlığı örttüğü an geceye and olsun buyuruyor. Yani gece bir manada bir ölüme giriş. Uyku ölümün kardeşi. Herkes durumuna göre farklı rüya görüyor. Kiminde safa var, kiminde ızdırap. Şafak vakti de bir nevi bahsü badel mevt, yeniden bir diriliş. Herkes durumuna farklı rüya görüyor. Adeta uyku rüya görme hassasiyeti bize ölümü ve ölümden sonra kavrayabileceğimiz için verilmiş sanki. Bunlarda akıl sahibine elbette birer yeminler var. Cenab-ı Hak böyle misaller veriyor. Yani Cenab-ı Hak bize çok ayet hep tefekküre davet ediyor. Yani kul zihnen ve kalben bu ilahi talimatlarla yoğunlaşacak. İnsanı felakete sürükleyen nefsinin zulüm ve cehul olması. Yani ham nefis bu. İnnehu kâne zulümen cehûlâ. Muhakkak ki o insan, ham insan, gâfil insan, çok zalim, çok cahildir. İnsan nasıl çok zalimdir? Yani istikbali, yani ebedi hayata âmâ olmuştur. Kalbi âmâ olmuştur ebedi hayata. Başına gelecek akıbetten bir haber yaşar. Efendim buyuruyor, bütün lezzetleri kökünden yok eden ölümü çok çok anım buyuruyor. Çok cahildir insan, cehûlâ, akıl ve kalbi dumura uğramıştır. Niçin dünyaya geldi? Kimin mülkünde yaşıyor? Geliş niye, gidiş niye? Bu akış nereye? Bunun farkında değil. Halbuki bu ömür ebediyet yurdunun yanı bir an bile değil. Cenab-ı Hak illa aşiyeten ev duhaha buyuruyor. Kıyamet günü gördüklerinde ahiretten bakış, dünyada sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldığını sanırlar. Cenab-ı Hak insanı ahsen-i takvim olarak, yani lakat halaknen insanı fi ahsen-i takvim en güzel biçimde kıvamda yarattı. Maneviyata istidatlar verdi. Yine insanı mükerrem yaşan ve şeref sahibi kıymetli bir varlık kıldı. İnsanın bu fıtri vasfını koruyup güzel bir kul ve hatta hak dostu olabilmesini Cenab-ı Hak sayısız vesileler hak etti. Lütuf ve ihsanlarda bulundu. Kavli ayetler, yani sözlü ayetler kitaplar indi, suhuflar ve bir de dört kitap. İkincisi, Hakk'a ve hayra davetle batıldan ve şerden sakındıran elçilerini peygamberler sergiledi. Kainat kitabı, yani kainat kitabı dediğimiz gözümüzün gördüğü her şey, hayalimizin uzandığı her şey, kainat kitabı varlığının, birliğinin, sonsuz kudretinin delilleri ve kevni ayetleri sergiledi. İşte bunlar Cenab-ı Hak kullarının merhametinin tezahürü. Çok büyük ikram ve ihsanlar mümin vahiy rehberliğinde yaşayacak. Bu nimetin şükrünü ifa edecek. Daima Allah benim ticari hayatımdan razı mı? Aile hayatımdan razı mı? Çoluk çocuğuma ben ne veriyorum? Ne öğrettim çocuğuma? Ahiret için ne verdim? Allah benden razı mı? Rasûlullah Efendimiz yanımda olsa, benim evime gelse, benim bu halime tebessüm eder miydi? Kul daima bunun bir muhasebesi halinde olacak. Gaflet ve dalalette, sapıkta inat ederse bu neticede katlanmak zorunda kalacak o zaman. İşte bir Pompei halkı vardı. İtalya'da Vezüv Dağı'nın infilakıyla ne hale geldi? Fuhuş halindeyken hepsi taşlandı. Bugün turistler oraya geziyorlar. Tabii gafiller bu tabiat hadisesi diye geçiyor. Abi Cenab-ı Hak ilahi intikam tecellisini bildiriyor. Sodom Gomorra var, Lut kavminin. Eşcinsellik sapıklığının hazin bir akıbetin düşarı oldu. Bugün ikisi de var mı? Var. Nasıl bir lanete ve kahre ilahi uğradılar? Hâlâ Lût Gölü'nde bir canlı yaşamıyor bugün.
yerinde çok altında, 300 metre altında. Firavun kavminin akıbeti ibretlerle dolu. Kızıldeniz'in girdabında boğulmak üzereyken mecbur kalarak perde açıldı, iman etti ama lâ yanfa, bir faydası yok. Cenâb-ı Hak şimdi mi iman ediyorsun buyurdu. Yine Yunus Suresi 91-92. ayetinde, ey Firavun! Biz bugün senin cansız bir beden olarak karada yüksek bir yere atıp bırakacağız ki arkandan gelecekler bir ibret olsun. Bununla beraber insanların birçoğu bizim ayetlerimizden cidden gafildi. Bugün British Museum'da bu Yunus Suresi 91-92. ayetinde Firavun'un böyle secde halindeki o Kızıldeniz'deki o şeyi hâlâ duruyor. Cenâb-ı ibret olarak sergiliyor. O kadar çok ibretler var ki bu kalbe bağlı. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem çok zaman önce fâsıklardan helâk edildi, Semud harabelerine, Muhasır Vâdisi, Ebre ordunun kahrolduğu yere geçerken de o kağırdan bir innikâs gelmenin hızlıca geçmiş, onun suyunu bile içittirmemiştir. Yani bu kahır insana tecelli ettiği gibi maddeye de tecelli ediyor. Hatta Efendimiz kahır olan yani hızlı olarak geçin buyuruyor. Büyüklerim o kahır olan yerlerden, karşı sokağından geçin buyuruyor. O vitrini seyrederek geçmeyin buyuruyor. Rabbimiz bizlere ahlaksızlık, azgınlık ve kahrolan Ad, Semud ve Firavun kavimlerine haber veriyor ki onların akıbetinden ibret alalım. Onu işte cürümlerden, titizlikle kendimizi sakındıralım. Bütün bunlar ve benzerlikleri, ilahi ibret, hikmet tecellileri bu kevni ayete gönül gözüyle okumamız lazım. Rabbimiz ayetlerde gezmediniz mi? Görmediniz mi? İbret almanız gerekmez mi buyuruyor? Her şey bir ibret. Gelelim günümüze. Bugüne gelelim. Günümüzde meydana gelen büyük depremler, tsunami'ler, yangınlar, seller, virüs salgınları, bilhassa enflasyon. Bunların hepsi bir Cenab-ı Hakk'ın bir ikazı ilahisi. Cenab-ı Hak bereketi alıyor. Zengin de muzdarip, fakir de muzdarip. Niye bu enflasyon var diyor. Peki sen ne yaptın da Allah sana bu enflasyonu veriyor. Bu göçüklerden, zelzelelerden nasıl ders alıyoruz? Biz o göçüğün altına girmeyeceğiz mi yarın? Kabre girmeyeceğiz mi? Efendim bu bütün lezzetleri kökünden yok edelim, çok çok anım buyuruluyor. Bu çok mühim. Yani hem dünyada cennette olayım, hem ahirette cennette yok bu, olmaz bu. Efendimiz Fatıma dedi, kızım, halam Safiye dedi, benim dedi peygamber olduğuma kıyamet günü güvenmeyin buyuruyor. Eğer siz ameli salih işlemezseniz benim yapacağım bir şey yoktur buyurdu. Daima yaptığımız ufacık bir hayır gözümüzde büyür. Yaptığımız bir tokum yanlışlar görmeyiz. Onun için kalp uyanacak. Bu yangınları niye veriyor? Bu seller niye geliyor? Bu virüs salgınları niye? Enflasyon niye? Hayatımıza baktığımız zaman ne kadar bir lüks var, ne kadar bir konfor var. Ne kadar kendimizi düşün, kendimizin dışındakileri bilgâne kalıyoruz. Tabi bu afete maruz kalanlar manevi durumlarına göre kimine bir kahri ilahidir. Dünyada da felaket durum. Kimine bir ikaz-ı ilahidir bizler için, kurtulanlar için. Kimine salih kimsede, salih kimsede şehitlik sevabı vardır. Geride kalan bizler için ne lazım? Unuttuk çok şeyi. Birçok şeyde gafil kaldık. Tövbe ve istiğfar. Ve bilhassa bunun da en mühim yeri vel müstağfirine bil eshar, seherlerde tövbeye ve istiğfara yoğunlaşabilmek. Velhâsıl hayat fani bir akış halinde. Bunun için kul bir faniliği unutmayacak. Allah sana ne zaman öleceğini bildirmiyor. Belki 10 dakika sonra, belki 10 sene sonra. Faniliği unutmayacaksın. Bir gün sana gelecek, gayr-ı kâbil rücu, geriye dönüş de yok. Kul esas hayatın ahiret hayatı olduğunu idrak içinde yaşayacak. Müttaki müttakiye olacak, takva sahibi olacak. Allah'ın razı olduğu Resulullah Efendimizin haliyle hallenecek. Cenab-ı Hakk'a nimel abdu, güzel bir kul olacak. Cenab-ı Hak ümmetini Allah'ı çok çok zikretmek de Rabbinizle aranızı düzeltin buyuruyor. Yani şükrederek, yani zikrederek günah işleyemezsin. Besmele çekerek gıybet edemezsin. Besmele çekerek bir çelme takamazsın. Velhâsıl kul Cenâb-ı Hak unutmayacak. Yani mümin hata kusurlarından bir an önce tövbe edip halini ıslah edecek, takva üzere bir kulluk yaşayıp Cenâb-ı Hak ile arasını düzeltecek. Sâlih amellerle onun bir dostluk iklimine girecek.
Cenab-ı Hak dostunun kazandığı huzurunu bildiriyor. Çok başımızdan halde son nefes zor. Ruh bedeni terk edecek. Kabire giriş bir gurbet alemi. Evlat, çoluk, çocuk, vatan, millet hepsi bitecek başka bir aleme. Nasıl insan bir doğuşta dünyaya göre bir mezara doğacak. Kıyamette öyle bazı badel mevt. Sadece Cenab-ı Hak kendi dost olanlara la hafun aleyhim ve la hum yahsunun. Onlar bu merhalelerde korkmayacaklar da üzülmeyeceklerdir buyuruyor. Dolayısıyla dünyada ve kabirde ahirette huzur için mümin Rabbine tam teslim olacak. Bütün amelleriyle İslam'ı hayatının bütün muhtevasını yaşayacak ve yaşatacak. Bilhassa evladına yaşatacak. Evladı Allah'ın bir emaneti kendisine. İlahi emir neyle canı gönülden riayet edecek. Kur'an ve sünnet istikam huzurlu bir kulluk hayatı yaşayacak. İşte sonsuz merhamet sahibi olan Rabbimiz biz kullarını ikaz sadedinde tarihte helak olan kavminin feci akıbetini haber veriyor ki ibret alalım, halimizi ıslah edelim. Onun için ayeti buyuruyor. Elem tara keyfe feale rabbuke bi ad. Görmedin mi diyor? Yani o kadar üzerinde yoğun değil, görmedin mi diyor? Görmedin mi Rabbin ne yaptı o Ad kavmine diyor. Ad kavmi ne oldu? Allah çok nimetler verdi, verdikçe şımardı. Kendini izafe etti. Fakirleri hor gördü. Onları zulmetti. Vicdanlar silindi. Yalnız kendilerini düşündüler. Hodgam, pragmatist bir hayat yaşadılar. Cenab-ı Hak onlara çok nimetler verdi. Direkler üzerinde binalar, ülkelere benzeyen yaratılmış bir İrem şehrini verdi. Dünyanın en güzel, yemyeşil, cennet gibi şehir verdi. Onlar da şükredeceği yerde isyan ettiler. En büyük felaket bu. İşte Eshâb-ı Kirâm, Efendimiz'in istikâmli bir hayat yaşadı. Kuzey Afrika fethedildi, ganimetler yığıldı. Eshâb-ı Kirâm'ın hayatının şekli, konforu vesaire şu bu, hiçbir şey ilave olmadı. Aynı o sahada hayat yaşadılar. Verdikleri nimetleri Allah yolunda infak ederek ahiretlerini, Allah rızasını kendilerine hazırladılar. Velhâsıl o vâde kayaları yontan Semud kavmine buyuruluyor. Ad kavmin devamı. Kazıklar, çadırlar, ordular sahibi Firavun dört tarafa kazık koyardı. O bir değirmen taşını üzerine çevirirdi. Asiye vâdemiz de öyle şehit etti. Cenâb-ı Hak buyuruyor ki onlar azgınlık ettiler. Orada fesadı çoğalttılar, kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbim onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin her an gözetlemedir. Kaçacak bir yer yok. Yine Ankebût suresinin 40. ayetinde nitekim onlardan her bir günah sebebiyle cezalandırdık geçmiş kavimlerde. Allah isyanı. Kimin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik. Kimini korkunç bir ses yakaladı. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor. Asıl onlar kendilerine zulmediyorlar. Allah'ın verdiği nimetlere küfranda bulunarak. Bugün acaba o helak olan, helaka düşen kavimlerden vazı taşıyan insanlar var mı yok mu? Onlar ne yapmışlar? Ad ve Semud kavmi varlıkta şımardılar. Zalim oldular. Bizden güçlü kim var dediler. Allah'ın verdiği gücü kendilerine izafe ettiler. Rüzgar ve ses ile helak oldular. Zayıfları hakir gördüler. Bunlar rezillerdir dediler. Firavun tanrılık iddiası bulunacak kadar ahmaklaştı. Ve kazal denize boğuldu. Boğulurken açıldı perdeler. Ben Müslümanlardayım. Musa'nın dinindeyim ama her şey bitmiş oldu. Lut kavmi ahlaksızın denayetine, alçaklığına düştü. Belhum edal hayvanlardan daha aşağı indi. Yani gönülleri o kadar kirlenmişti ki temiz kimselerden rahatsız oluyorlardı. Şuayb aleyhisselamın kavmi ticari sahtekarlıkla alçaldı. Hepsi çeşitli azaplara düçar oldu. Nemrut, Keldani, İbrahim aleyhisselamın kavmi gurur kibire kapılarak iman etmemin dolayısıyla sivri sineklerle kurumuş gadik insanlar haline geldiler. Yine güzel bir darb-ı mesel vardır. Hak sillesinin sedası yoktur. Bir vurdu mu hiç devası yoktur. İşten geçmiş olur. Maalesef o kahre uğrayan kavimler günümüzde artmaya başladı. Ahiret hesabına karşı vurdum duymazlık başladı. Ahlaksızlık başladı. İffet zafiyeti başladı. İffetsizlik hastalığı başladı. Zayıfın hakkını yemek tabii oldu. Allah'ın haram kıldığı bir ticaret başladı. Nefsinin put haline getirdiler. Amiletün nasibe Cenab-ı Hak buyuruyor. Çalışmıştır boşuna. Amiletün nasibe.
Aile hayatında yaşanan çöküntüler, iffetin unutulması, bize cahiliye devri hatırlatan günümüzdeki vakalar. Cahiliye devrinde ne vardı? Hüküm, karar, kabile reislerine aitti. Bugün de küresel güçlere ait. Ne vardı? İffet yoktu. Kadın bir vitrin malzemesinden daha öteydi. Helal haram diye bir şey yoktu. Efendimiz'e geldiler, Muhammed dediler, sen ne olursun şu haberi kaldır dediler. Biz rahatsız ettik bu haber dediler. Ne haber? Ani Nebiyyel Azim, ahiret haberi. Kaldır şu ahiret haberini dediler. Rahat yaşayalım dediler. Böyle din mi olur dediler. Hint dedi ki, ben dedi bir köleyle bir mi olacağım, bir fakirle bir mi olacağım, o tarihine küssün dediler. Ebu Leheb dedi ki amcası, Muhammed dedi, söyle dedi, ben Müslümanım da bana ne mevki vereceksin dedi. Herkes gibi olacaksın dedi. Bugün için aynı, İslam fobi deniyor. İslam korku değil, İslam merhamettir, şefkattir. İslam insanlıktır. Tabi bunlar olunca bugün aynı cahiliye devri, ne yapıyor cahiliye devrinde? Diri diri kız çocuğunu gömüyordu. Bugün ne yapıyor? Akdeniz'i mezar yaptı. Suriye'yi bir matem ülkesi, bir sahra hastanesine haline çevirdi dünya. Yani demek ki ne oluyor? Dünya bugün tekrar bir cahiliye devrine geldi. Burada Rasûlullah fiten hadislerini bildiriyor. Ahiretin ayak sesleri. Efendim buyuruyor, ben diyor, ikindi vakti peygamberiyim diyor. Nedir ikindi vakti? Hemen aklına kerahat vakti gelir. Kerahat vaktinde onun güneş batar arkadan. Demek ki bu günler çok kritik bir günler. Allah'a güzel kul olma günleri. Allah'a güzel kul olmanın karşılığı ne bugün ayet-i kerimede? Garden hasene Cenab-ı Hak buyuruyor. Cenab-ı Hak borçlanıyor. Aynı cahiliye devrindeki gibi. Bugün de yapılan o güzel kulluğa karşı Cenab-ı Hak ben borçlanırım diyor. Neye de? Mükafat vermekte. Maalesef bugün televizyonun menfi programları, internetin kirli sokakları, modanın yalancı rüzgarları insanımızı modern bir cahiliyeye doğru sürüklüyor. Demek ki başımıza gelen hadise düşünmemiz lazım. Bir yaprak bile ayet-i kerimede boş yere düşmez. Yine Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Muhakkak siz önceki ümmetlerin yolunu, adetlerini karış karış, arşın arşını takip edeceksiniz. Hatta ona bir kertenkele deliğine girmiş olsa siz de onları takip edeceksiniz. Görüyoruz saç modası, elbise modası vesaire. Sahabe diyor ki, ya Resulallah diyor, peki takip edeceğimiz diyor, kimler? Yahudiler, Hristiyanlar mı diyor. Efendim başka kim olabilir diyor. Cenab-ı Hak bugünün manzarasını o günden bildiriyor. Velhâsıl, giyim tarzımız, evimizin dekoru, yaşayış şeklimiz, İslam'ın tarif ettiği şekil, renk ve ahenkte olmalı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a Azerbaycan, Dağıstan'a ordu gönderirken söylediği sözler bu hassasiyetin bir tezahürü. Orduya şöyle Hazreti Ömer hitap ediyor, aman sakın putperestlerin giydiği gibi giyinmeyin. Putperestlerin yediğinden yemeyin. Orada İslam şahsı, İslam karakterini muhafaza edin. Bu sözlerden gaye ne? Gayrimüslim'in bir inikas olmasın. İmanla temizlenmiş gönüller gafletle lekelenmesin. Ey iman, Allah'tan korkun, sadıklarla beraber olun. Yani sadık olun buyurmuyor Cenab-ı Hak. Yalnız bir sadık olamazsın sen. Sadıklarla beraber olacaksın, o sadıklarla inikas alacaksın. Sadıkların haliyle halleneceksin. Eshâb-ı kirâm, Efendimiz'e tabi olmakla sahibi oldu. Tâbîn, sahâbiye tabi olmakla tâbîn oldu. Tebeyyü tâbîn, tâbîne tabi olmakla tebeyyü tâbîn oldu. İşte zamanımızda da daima Cenâb-ı Hakk'ın, Kur'ân-ı Kerîm'in, sünnet-i seniyyenin izini takip edenler, yani eshâb-ı kirâmın zamana yayılmış zirveleri olan kişiler çok mühim, onlarla beraber olma, onlarla arkadaşlık yapabilme. Sâd-ı Şirâzî güzel ifade, eshâb-ı kehfin köpeği diyor, köpek. Sadıklarla beraber olunca büyük bir şeref kazandı, Kur'an'ı bir ifade kazandı. İmanı bir hallat kabul edersek, yani binlerce liften gelmiş bir hallat kabul edersek, Allah için muhalefet hissi zayıflayınca hallatın liftleri tek tek kopmaya başlar. Onun için Efendimiz buyuruyor, ümmetimin fesada uğradığı bir zamanda sünnetime yapışan kimseye şehit sevabı verilir. Bugün öz kültürümüze uymayan birçok adetler hayatımıza girdi. Giyim kuşamda, düğünde, düğün neyle olur? Sohbetle olur. Salih kimseler çağırır, fukara çağırır, onların dualarıyla olur. Vakit ne oluyor? Düğünler çığırından çıkıyor. Bir gösteri, sükse, defile, eğlence, tatil anlayışları.
Hatta köpek beslemeler. Köpek niye beslenir? Muhafaza için beslenir, avcılık için beslenir. Hayatın birçok safhasında gayrimüslimlere benzerlik arttı. Bu manada evlatlarımıza çok ehemmiyet vereceğiz. Enes bin Malik'in yerine girdik diyor. Sen o günlerde çocuktun diyor. Sağlı sollu sarkan iki pençemi vardı. İki tane şöyle saç sarkıyordu. Senin başını okşadı. Sana belli dua etti. Bu perçemleri kesin. Bunlar Yahudilerin bıraktığı perçemlerdir dedi. Ayrıca gayrimüslim ve yabancıların estirdikleri moda rüzgârlarıyla toplumumuzda bir marka düşkünlüğü meydana gelmiş durumda. Basire sahibi müminlerin bunlara meyletmemesi ve bunlara karşı hassas bir duruş sergilemesi zaruri. Bunun emri bil maruf nehi anil münker. Yani bu 11 yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Her mümin hadisatın akışından, dünyanın gidişinden kendisini mesul hissedecek. Efendimiz 7. Hicret yılına kadar ümmeti inkişaf ettirdi. Kalbi hayat itminana yaklaştı. Bir kısmı da itminan oldu. Bir kısmı kâmile hale geldi. Ondan sonra bunu İslam'ı temsil etmek için Çin'e, Semerkant'a, Keyrevan'a, Afrika'ya, insanların her yere seferber etti. Toplumda bir çağda hidayet mahrumlarından ve onu İslam'a hakkıyla tebliğ etmek vazifesinden sahibi kendisi mesul gördü. Efendimiz ayet-i kerimede birkaç ayette siz insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İstidat veriyor Cenab-ı Hak. Ve mukabili istiyor. İyiliği emreder, kötülükten sakındırsın buyuruyor. Yine Efendimiz buyuruyor. Nefsim kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya maruhu emreden münkeri yasaklarsın veya Allah'ın katında umumi bir bela göndermesi yakındır. O zaman yalvar yakar olsanız da duanız kabul edilmez. Yine Zeyd bin Cahş içimizde salih kullar olduğu zaman olur mu buyur? Evet diyor. Fısk fucur çoğaldığı zaman yine olur buyuruluyor. Kardeşler, insan taklit meyliyle yaratılmıştır. Muhabbet duyup örnek aldığı kimsenin haliyle hallenir. Bakışı, konuşması, tefekkürü, gönül dünyası kalpten kalbe gerçekleşen manevi alışverişle birbirine benzemeye başlar. Hatta aynileşir. Bakın mesela bir beldede olan çocuklar o anne babanın şivesini alır. Çünkü anne babaya tabidir. Ağızları onun yapısına göre inkişaf eder. Mesela milletlerde bile böyledir. Mesela Araplarda P harfi yoktur. Yani P harfini telaffuz edemez. Çünkü çocuk da P harfini unutmuştur. Polis diyemez, Boris der. P harfini B harfi kullanır. Yani demek ki burada neden oluyor? Tabi olmaktan oluyor. Tabi bu en mühim, anne babanın hali de evladına, toplumun hali, mahallenin hali de evladına akseder. Yani bir çocuk bu taklit mevzusu, anne babanın konuştuğu değil, herhangi bir eğitim almadan rahatlıkla konuşmaya başlar. Onlara duyduğu muhabbet ölse, anne babasının haliyle hallenir. Onlar gibi davranış sergiler. Kavgalı bir ailede çocuk hırçın olur. Sakin bir ailede çocuk halim selim olur. Velhâsıl Efendimiz'in fiili davranışlarını, hayatlarını aksettirmek için bunun için böyle yaptın ya Resulallah diye bir soru bile sormadılar. Muhabbet bu soru sormaya bile mani oldu. Onun için sahabi sözde bir sahabi değildi, fiilde bir sahabiydi. Bunun tabi olma neticesini de aldı. Hazreti Ali diyor, efendim ayağa kalktığını gördü, ayağa kalkardı. Oturduğunu gördü, otururduk diyor. Enes diyor, Resulullah bir gün dua namazı kılarken gördüm, o günden sonra hiç dua namazını terk etmedim diyor. Hasan Basri Hazretleri de hakeza. Yani bir gölge sahibinden ayrılmazsa onlar da o sadakat Efendimiz'i takip ettirir. Birçok meslek okumakla öğrenilebilir. Mesela marangozluk, demircilik, mimarlık vesaire okumakla öğrenilir. Tabii bir de tecrübe lazım. Bak insanı güzel ahlaklı, faziletli, olgun bir şahsiyet haline getirecek olan ilim ancak güzel örneklere tabi olmakla olur. Onların yoluna uymakla olur. Ne yazık ki bugün ilim tahsiline kişinin sadece zihni istidatlarına bakılıyor. Onu ilmi layıkıyla taşıyabilecek manevi meziyetlerine sahip olmadan dikkat edilmiyor. Oysa ebedi saadet ve selamet için ilmin sırf zahiren tahsiline kâfi değil. Nitekim ilmin irfan haline getirmemiş bir kimse, faraza hukuk tahsili gördükten sonra kalpsiz bir beden taşıyor. Hak ve adalet tevzi edeceği yerde zalim bir cellat kesilebiliyor. İsraf bir pintilik, ikisi de haram. Bugün farkında değiliz bunu. Haramların başından gelen israf, o da israf edenler şeytanların arkadaşlarıdır. İsraf nedir? Aşırı değeri kendine harcamak.
malı kendisini zannetmek. Cimrilik ise haddinden fazla kendisini biriktirmek. İkisi de bencillik ve hodgamlıktır. Rabbimiz bu şekilde bir kulluğu reddediyor. Hadis-i şerifte bu dünya malı tatlı ve çekici. Kim onu tok gözlükte bir şükürle alırsa, infak ederse o mal bereketlidir. Kim de onu aç gözlükte hodgamla ihtirasla alırsa bereket kaybolur. Hırslı insanlar yiyip yiyip de bir türlü doymayan obur kimseler gibidir. Çalışmıştır, birikmiştir, amelötü nasibe, bir de onun hesabıyla öbür tarafa gidecek. Bir de harcamadığın bir malın orada hesabını verecek. Yani Allah'ın verdiği bu nimetleri Allah'ın yolunda sarf etmek. Bilhassa dinin zayıfladığı bir zamanda, insanların hidayete muhtaç bir zamanda. Kur'an kurslarımız, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı, bir fâninin kitabı değil. İmam hatipler bilhassa proje imam hatipler. Dini müessese çok daha fazla revaç vermek zaruri. Bundan yarın mesulüz biz. Eğer Allah'ı seviyorsak, bu meseleye ne kadar biz revaç vereceğiz? Malı da Allah'ın sarf ederken arz-ı endam, hani yani büyük bir yani gösteriş vesaire Allah korusun, zayi etmeyin Cenab-ı Hak buyuruyor. Manevi bir verirken de bir teşekkür edası içinde vereceksin. Çünkü verdiğin mal sana bir cennet vizesi veriyor. Onun için verirken de Cenab-ı Hakk'a teşekkür edasıyla vereceksin. Allah korusun ben veriyorum diye verirsen sadakanı yok etmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani günümüzde küresel güçler dini duyguları zayıflatmak suretiyle insanları kendi öz vatanına esir alıyor, kendi toplumuna hizmetçi yapıyorlar. Yahut vatanları terk etmek mecbur bırakıyor. Onun için bugün hakikaten çok infaka, kendimizden fedakarlıkla bulunacağız, infaka gayret edeceğiz. Bir mümin verirken sevinecek. İki sebeple sevinecek. Bir alışveriş inşallah onu ilahi rızaya kavuşturmak vesile. Allah rızasına kavuşturacak. Sevinerek verebilmek kişinin takvasını göstergesidir. Kişinin parasının helal olduğunu göstergesidir. İki, para daima geldiği yere doğru akar. Kendi kazancını orada görecek. Yani bir kişinin malını hayırlı sarf ediyor biliyorsa o malın helalini gösterir. Bunun için ayrıca sevinecek. Daima Resulullah'ın örnek alınacak. Resulullah'ın yaşama zevkini bırakıp yaşatma zevkine gönül vermiştir. İnsanı ihya etmeye gönül vermiştir. Bu sebeple dünyevi arzu bir tarafı bırakmıştı Efendimiz, insanları tebessüm ettirmenin, mahzun yürekleri sevindirmenin, bir kişiyi daha çok hidayete erdirebilenin sevdasıyla yaşardı. Açları doyuma lezzetiyle doyardı, muhtaç kimden ihtiyaçlarını giderme huzur bulurdu. Onun talebesi olan Eshâb-ı Kirâm da aynı şekilde Yarmuk Harbi'nde üç şehit, yaşama zevkini bir tarafa bırakıp yaşatma aşkıyla o kavuran çöl sıcaklığı altında kumluğunda şehit olmayı beklerken bir bardak suyu kardeşe infak etmenin telaşesi içindirler. Velhâsıl bugün aynâ-i şâkirinden, şükreden zenginlerden. Yani kendin riyazat halinde yaşayacaksın, infak edeceksin. İkincisi, olan o da aşağıda gelecek. Nîmel abd, yine o da ne güzel bir kul, o da Eyyûb aleyhisselâm misali. Rasûlullah Efendimiz de her ikisinde var. Ondan gelen ayet, onu imtihan edip rızkını azalttığında ise Rabbim beni önemsemedi der. Halbuki onun belki fakir olması bir nimet. İman iki yarımdır buyuruyor Efendimiz. Birisi sabırdır, diğer yarısı ise şükürdür. Gerçek saadet, gerçek huzur, hayatın medcezirini olduğu gibi kabul etmek. Yani kaderi kabullenmek, meşakkatlerine tahammül etmek, eskâne rıza, üçüncüsü islahına gayret, yani her şeyin güzel tarafını görüp âlem-i Rabbine teslim olmak da mümkündür. Yani mahrumiyetleri, isyanlara mazeret kılmamak. Eshâb-ı kirâm da bunu çok bunu görüyoruz, nasıl bir Cenâb-ı Hakk'a şükür halindeydi. Yine ayet-i kerîm, hoşlanmadığın bir şey için hayırlı olabilir, niye sevdiğin bir şeyde hakkında şer olabilir, Allah bilir, siz bilemezsin buyuruyor. Ondan sonra geçiyoruz. Hayır diyor Cenâb-ı Hak ayette. Doğru, siz yetime ikram etmiyorsunuz. Efendimiz yetim olarak doğdu, öksüz olarak devam etti. Bize bir misal, siz yetime ikram ediyorsunuz. Yetimi ne yapacaksın o zaman? Bir çikolata mı vereceksin, bir püsküt mü vereceksin? Hayır. Onu bir Allah yoluna yetiştireceksin. O sana emanet. Kendi evladın gibi ona da dikkat edeceksin. Yoksulu yedirmeye de birbirini teşvik etmiyorsunuz. Hem yoksulu yedireceksin, hem de yoksulu yedirmek için diğer kardeşini teşvik edeceksin. Çünkü yoksul sana zimmetli.
es-sâili vel mahrum buyuruyor Cenab-ı Hak. Yine ondan sonra günümüzün hadisi, cahiliye de böyleydi. Helal haram demeden miras, obur gibi miras yiyorsunuz. Malı aşırı biçimde seviyorsunuz. Miras hukukuna dikkat etmek lazım. Nisa Suresi'nin 14. ayetine bakın. Allah'ın kaidelerine dikkat etmeyen için ebedi bir azap vardır buyuruyor. Ondan sonra sure kıyamet safhasına geçiyor. Ama yer parça parça döküldüğünde Rabbinizin emri geldi. Melekler saf saf dizildiği zaman ortaya çıkacaktır. Yine bir mahşerden bir manzara. O gün cehennem getirilir. İnsan yaptığı birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var Cenab-ı Hak biliyor. Yani bu hayat defterine kayıtlarını titizlikle görecek, dehşet içinde kalacak. Yine ayet-i kerimede buyuruyor, kitap ortaya konmuştur. Suçların onlara yazılı olanı korkmuş olduklarını görürsün. Yani halinden korkacaklar. Yaptıklarından korkacaklar. Vay halimize derler. Bu nasıl kitapmış? Küçük büyük hiçbir şey bırakmasın, yaptığının hepsini sayıp dökmüş. Böyle yaptıklarının karşılığını bulmuşlardır. Yine ayette senin Rabbin kimseye zulmetmez buyuruyor. Mesele bu kadar ince ve hassas. En feci şey, çocuğuna İslami terbiye ve din tahsil vermeyen, ona uydum kalabalığa, din kolay çünkü, basit, çok basitti. Nasıl olsa işte bir Ramazan'da gidip bir iki yatıp kalkar. Dine ehemmiyet vermeyen, bu kişinin bu hali içindeki Allah sevgisinin zayıflığını gösteriyor. Resulullah Efendimiz sevgisinin bir hiç olduğunu gösteriyor. Velhâsıl anne babanın en mühim davası evladı Allah'ın bir emanetidir. Onu bir Kur'an kültürüyle yetiştirecektir. Dünyevi hayatına o kadar ehemmiyet veriyor. Peki ahireti ne olacak? Velhâsıl dünyevi bilgilerle ahiret şuurunu mezcetmesi zorunlu bir anne babanın. O bağrına bastı göya evlat, yani anne babadan davacı olacak. Ya Rabbi, annem babam bana bir şey vermedi diyecek. Beni uydum kalabalığa bıraktı ortalığı diyecek. Onun için bu Kur'an kurslarımız Allah'ın bir nimeti. Bir defa kıraat olmadan namaz olmaz. Harfleri doğru telaffuz edemezse mana değişir. Tilavet bir namaz kılınmaz. İkincisi helaller nedir, haramlar nedir? Resulullah Efendimiz kimdi? Resulullah Efendimiz evladını ne kadar tanıyor? Sen bana Rasûlullah'ın birkaç halini anlat desen ne anlatacak sana? Esas bu anne babanın eyvah vah vah dediği bir gün olacak. Onun için Kur'an kurslarımızın, Kur'an müessesesinin, proje imam hatiplerin kıymetini bilelim. O zaman insan keşke hayatım için bir şey yapıp gönderseydim der. At geçti bitti. Hiçbir faydası yok. Onun vuracağı bağı da kimse vuram. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse bertaraf edemez. Ondan sonra müminlere geliyor. Hangi müminlere geliyor? Derece. Nefsi emmare, Allah korusun, bir felaket. Bunlar canlı cenazeler, kalpsiz bedenler, la yüsel, sorumsuzlar bunlar. Hiç ahiret hatırına getirmeyenler, sere serpe yaşayanlar. Bunlar nefsi emmare, bunlar çok büyük felaket. Onun bir üstü nefsi levvame, Cenab-ı Hak nefs-i levvâmeye yemin olsun buyuruyor. Hemen kıyamete yemin olsun, arkasında nefs-i levvâmeye yemin olsun. Bu da tutarsız. Bir gayret ediyor, bir kol veriyor. Ama Allah'ın Resulü affeder, gafur rahimdir, erhamer rahimindir diyor. Allah çok merhametlidir diyor. Rahat günah işlemek için bunu söylüyor. Abi sen Allah yolunu bulacaksın, gayretini sarf edeceksin. Ondan sonra ya Rabbi sen erhamer rahimindin diyeceksin. Ondan sonra nefs-i mülheme geliyor. Onun bir üstü. İstikamete girmiş fakat tam kemale ermiş değil. Ondan nefsi mutmainne. Allah sana ne verdi? Akıl, zeka, mal, mülk, evlat, can ne verdi? Vatan, millet, halk vesaire hepsini Allah yolunda bütün gayretini göstereceksin. Yani Cenab-ı Hak'la kalp beraber olacak. Beraber yaşayacaksın Cenab-ı Hak'la. Yaratan Allah seni. Duygularını yaratan Allah Celle Celaluhu. Ve fe mahkum eyne mahkum, nereye gitsen Allah seninle beraber. Ne sen ne düşünüyorsun? Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Allah sana şah damından daha yakın. Kul bunun idraki içine gelecek. Tabi burada imtihanlar da var, meccezirler de var. Bunu en çok peygamberler de var. Radiyeten merdiye bu meccezirlerde Allah'tan razı olacaksın.
merdi Allah da senden razı olacak. Salih kullarıma katıl ve cennetime gir buyuracak. Velhâsıl Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Bir mü'min de rahmet insanı olacak. Rahmet insanı nedir? Yeryüzünde Allah'ın temsilcisidir. Cenâb-ı Hak, melekler ben insanı halife yaratacağım buydu. Halife nedir? Allah'ın dinini temsil eden kimsedir. Yaşayan, yaşatan kimsedir. Fedakâr kimsedir. Yani Allah'ın temsilcisi ve dinin şahidi olarak yaşar rahmet insanı. Bu şahidin en güzel suretini ifa edebilmek için nefsani arzunu bertaraf edip ruhani istidatlarını inşaf ettirmenin gayretinde olur. Kibir, enaniyet, dedikodu, iftira, yalan, israf, cimrilik, emsali bütün hasretler rahmet insanında kazınmıştır, yoktur. Bu vasıflardan bir ateşten kaçar gibi kaçar rahmet insanı. Bunların yerine cömertlik, kendinden fedakarlık eden cömertlik, merhamet, şefkat, hizmet, tevazu, nezaket, sabır, edep, haya, vakar gibi faziletlerle müzeyyendir. Zarif ve ince ruhlu bir mü'mindir, zarif bir mü'mindir. Kendisi nefsani manzarayı seyretmekten daima muhafaza eder. O çirkin vitrinleri seyretme muhafaza eder. Onları ebedi saadette yakıp kül eden bir ateş gibi görür. Seyrettiği rahmani bir manzarayken derin bir tefekküre sevk eder. Zira bilir ki tefekkür bir iman anahtarıdır. Bulunduğu zamanda âlem rahmet Efendimiz'in temsilcisi olmak gayretindedir. Onun temsilcisi edebilme aşk ve heyecanı ile yaşar. Bu sebeple en alt kademeden en üst kademeye kadar insanların irşat heyecanı içinde bulunur. En mühim budur. İrşat heyecanı içinde bulunur. En başta evlatlarımız. Çoraklaşmış gönle bir yağmur misal rahmet olma derdindedir. Bütün müminler kendi zimmetli olduğunun idrakinde yaşar. Gönlü bir dergah halindedir. Bütün insan neşesi, hüznü onun gönlündedir. Değişen şartlarda muazzeneyi kaybetmez. Hamd şükür halinde yaşar. Velhâsıl bu rahmet insanı işte Efendimizin halidir. En başta diyargâmdır. Önce kendini düşünmek yerine daima kardeşim önce sen der. Din kardeşin kendisini feragat eder, ihsan halinde yaşar. Yine burada tabi bunun rahmet insan vasıfları çok. Fakat Rasûlullah Efendimiz'den bir hadis-i şerif var. Onu ben nakletmek isterim. Yani bu kıyamet fitnelerinin arttığı bir zamanda Efendimiz buyuruyor ki burası çok mühim kardeşler. Ümmetimden daima hak üzere gelip zahir bir taife hiç eksik olmayacak. Yani bir toplum hiçbir zaman Allah yolunda kitap ve sünnet istikametinde takva sahibi bir toplum hiç zaman eksik olmayacak. Bunlara muhalifler yani Allah yolunda ifsad eden buna bir zarar vermeyeceklerdir. Yine efendim benim ümmetimin misali yağmur gibidir. Evveli gibi sonunda hayırdır. Cenab-ı Hak hepimize inşallah cümlemize Rabbimiz böyle bir ömür nasip eylesin. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın güzel bir ifadesi var. Salih ve sadık insanlarla beraber olun. Onlarla oturup kalkın ki onların karakter ve şahsiyetleri sizlere sirayet etsin. Sa'd-ı Şirazi'nin de güzel bir sözü var. Öyle bir hayat yaşa ki öldüğün zaman insanlar bir güneş battı, bir yıldız kaydı diye seni rahmetle ansınlar. Cenab-ı Hak cümlemizi nasip eylesin. Lillahi Teala Fatiha.